Anka Plastik Kaplama müşteri, çalışan ve tedarikçi memnuniyetini üst düzeyde tutarak kalite standartlarında ürün ve hizmetler sunmayı benimsemiştir. Firma başkent Ankara'da güvenilirliği tercih eden, topluma ve çevreye duyarlı bir kurum olma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Biz de firma ortağı ve şirket müdürü Hasan Aydemir'e mikrofonlarımızı uzatarak sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Önceden ben 1994 yılında lastik sektörüne girdim. Yani 94 yılında lastik kaplama, o zaman soğuk sistem lastik kaplama değil, sıcak sistem lastik kaplama vardı. İş makinası lastiği kaplıyorduk. 94 yıldan sonra Emrullah Beyler'de lastik sektörünün içinde yeni lastik ve eski lastik alım satımı yaparken bilgilerimizi ve tecrübelerimizi birleştirip soğuk sistem lastik kaplama işine geçtik. Evet. 2008 yılında. 2008 yılından beri firmamız devam etmektedir. Bizim burada kapladığımız lastikler birinci öncelik kamyon lastiği. Kamyon lastiği, ağır vasıta kamyon lastiklerini kaplıyoruz. İkinci bir ömür veriyoruz onlara. Burada ekonomiye büyük bir katkı sağlıyoruz. Tekrar bir yeni lastik kadar kullanıma sunuyoruz biz bunu. Yaptığımız iş garantili. R109, EC109 belgemizde yapıyoruz. Avrupa standartlarında yapıyoruz. Yani Türkiye'de bu standart gelince ilk 13. sıradayız biz bu belgemizi alan. Hala da bu belge lisans dahilinde çalışma yapıyoruz. Firma modern makine parkuruyla teknolojiyi yakından takip ederek çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Biz firma olarak bu yıl bütün makinalarımızı dünyadaki standartların en üst düzeyine çıkarttık yani. Çıkarttık, makinalarımızı değiştik, makine yatırımı yaptık. Çok büyük. Şu andaki raspalama sistemimiz, esas işin özü olan sisteminde en üst düzeyde bir makineyle çalışıyoruz. Bunun da artık şeylerini almaya başladık, verimlerini almaya başladık. Standartları yükseldi. Firma ortağı Emrullah Özdoğan, sektörle ilgili olarak dernekleşmenin önemine değinerek bu alandaki çalışmalar hakkında bilgiler veriyor. Kaplamacılar Birliği olmasını istiyorum. Bununla ilgili bir dernek tabii ki bir kurulumu oldu ama zannedersem tekrar bu dernek işi oluşmadı. İstanbul'dan bununla ilgili bir toplantı yapıldı. Ankara'ya gelinildi. Bununla ilgili bir Kaplamacılar Birliği ve derneğinin olmasını istiyorum. Ve aynı zamanda da kaplamayı teşvik için KDV oranlarının düşürülmesini istiyorum. Emrullah Özdoğan son olarak ileriye dönük hedeflerini şu sözlerle dile getiriyor. Anka Plastik Kaplama olarak biz tabii ki bundan sonraki aşamalarımız iş makine lastik kaplamasına girmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda Türkiye çapında bir ağ kurarak kaplamada sadece Ankara değil bölgesel yapmak istiyoruz bunu. İran'dan bir bizim ürünlerimizi Türkiye'de pazarlayabilir misiniz diye teklif geldi. Ayın 3'ünde görüşmemiz var İranlı heyetle. Bayilik vereceğiz. O bayi üstünden de satışlarımızı devam ettireceğiz inşallah.